Çocuklar ne yapıyorsunuz? Tavukları da aşıyorum. Bunlar da bağ bileniyor herhalde. Arkadaşlar bugün tavuk operasyonu yaptık. Tavukları kapalı yere koyduk. Malum kış geliyor. Horozları da dışarı saldık. Aşağıdaki civcivleri de tuttuk. Buradaki kome satıyoruz. Onları da göstereceğim size. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden günümüz tavuk günü. Tavuklarımızı ayırdık. Şu kapalı yerde horozlarımız vardı. Daha iyi görebilmeniz için şöyle kamerayı çevirelim. Ama kamerayı çevirmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Arkadaşlar babamla beraber güzel bir şekilde şuraya yemli taktık. Şu teller bu tarafa aşalım. Bakın tavuklarımız öyle oradalar. Komple tavuk, bir tane horoz bıraktık. Ettikleri de buraya koyduk. Çünkü diğer horozlar onları rahatsız ederler. Burası kapalıydı. Horozlarımız buradaydı. Bakın şurada pervanemiz. Şurada da yumurtlama yerimiz var. Yan yanaydı. Diğer tarafta yumurtlamayı bu tarafa koyduk. Yumurtlama yerini. Umarım buradan daha güzel, daha çok yumurtala almanın peşindeyiz. Şu aşağıdaki yola çıkan, sürekli arabaları yönüne atlayan civcivlerimizi de buraya koyduk. Umarım bakalım inşallah burada. Bunları çoğu tavuk zaten değil mi baba? İki tane mi, üç tane mi ne, bunların içinde horoz var. Horoz olanları da buraya attık. Çünkü diğer horozlar daha güçlenmedikleri için bunlara kaynarlar. Hem buraya atmasak da bunlar ne yaparlar? Giderler aşağıki kümese girerler dingine. Onu önlemini alabilmek adına buraya koyduk. Şöyle şu yakışıklı bir tane horozumuz var. Bakın arkadaşlar. Bunu buraya attık. Böyle bu şekilde yaptık. Tavuklarımız da böyle buradalar. Şöyle şurada havalandırma camları mevcut. Eyvah. Bu biraz oynuyor baba. Onu çivinden çek olmalı. Yani velhasıl kerem böyle bu şekilde yapmış bulunuyoruz. Güzel oldu değil mi baba? Onu bir şeyden çivinden yukarı çek olmalı ya. Bak arkadaşlar şöyle şurada suluklarımız da var bizim. Daha önceki tavukçuluk yaptığımız dönemlerde. Bu tarafı da böyle horozlarımızı ayırdık. Bu tarafta horozlarımız kalacak. Bakın en son tavukları oraya geçmeden önce gire. Bir tane yumurtamız var orada. Boğur ya bak orası. İyi baba şey yaptığımız gibi civcivlere kaynamıyor tavuklar. Burada şimdi kaç tane olmuş oldu baba? He? Toplam burada kaç tane oldu? Neredeyse 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 tane. 24-25 tane oldu değil mi burası? Hı-hı. O civarda. Arkadaşlar burası çok horoz boğurduğu için dışarı çıktım. Burası bizim kümesimizin dış görünüşü. Daha yeni bir kümes. 8'e 4 250-300 tavuk kapasiteli. Rahat biz burada 300 tavuğa baktık. Günlük 285-290 arası da yumurta aldık. Değişti. Kümesimiz bu şekilde aynı ev tarzı gibi yaptık. Horozlarımızda bakayım böyle bunlar da dışarıda geziyorlar. Arkadaşlar burada da güvenlik var. Güvenlik danışma. Kümesimizi koruyan köpeğimiz Tony. Allah'a şükür Tony burada olduğundan beri hiçbir şekilde zayiat vermedik. Tony! Yapalım yuvayı hadi. Aferin sana. Hem koyunlarımız iyi bekçili hem de tavuklarım iyi bekçisi. Arkadaşlar güzel güzel inşallah yumurta da üretiriz bakalım şimdi burada. İlerleyen zamanlarda da belki de tavukları da çoğaltabiliriz. Yerimiz müsait. Evet arkadaşlar şimdi aşağı indik. Ne yaptık biliyor musun? Tavukları yerine ayırdık. Civcivler ediyordu. Tavukları ayrı yere attık. Şu aşağıdaki civcivler var ya. Onlarla beraber. Bunlar nereden aldın? O kümeste tavuklar yumurtlamış lan. Horozları da dışarı serbest yaptık. Geçen gün de 3 tane aldım ben. Nerede? Ha? Aşağıda mı? Ha. Baba şimdi şuradaki küçük kümes boşaldı. Oraya da tavşan almadım. Oraya da tavşan alacağım. Ege tavşan alalım mı? Hayır. Bir tane alalım. He? Ege? Hayır, iki tane. Tavşan seviyor musun sen? Allah oraya. Nasıl alışabiliriz mi? Yeni yeriz de canı sıkılıyor mu? Şöyle yemliyiz önüyüz de yumurtlama yeriyiz de orada. Çok şahane güzel bir şekilde. Ettikleri de buraya koyduk arkadaşlar. Ettikleri buraya koymasaydık. Zaten iki tanesi tavuk, bir tanesi horoz bunları. Horoz olan şu hasta olan bakayım. Hasta değil de çelimsiz olan yani. Bunları da dışarı salsak horozlar bunları mahvederlerdi. Diğerlerde. Şöyle şuradalar arkadaşlar. Burası temizleyecektim ama biraz daha kirlensin. Ondan sonra temizlik de yapacağız burada. Çok güzel, çok şahane oldu ya. Vallahi 10 numara oldu. Hoşuma gitti. Sularını da oradaki yoba güveceğiz. 5 de patladı. Ama depo alsaydık 4 milyardım baba. 4 milyar gene aynı masraf olacak. Aynen. Arkadaşlar Şinasi ustamız geldi. Güzel bir şekilde bakayım bağlantıyı yaptık. Şu an depomuzu motordan dolduruyoruz. Şebeke suları yok.
Kendi motorumuzdan basıyoruz. Çok şükür motorumuza da su geldi. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Son yağmurlardan sonra motorumuza su geldikten sonra depomuzu dolduruyoruz şimdi. Bakın şöyle bir sistem yaptık. Şuraya da tavukları arada bahçeyi sulamak için kendi depomuzdan suyumuzu bıraktık. Motorumuz burayı güzel su basıyor. Kiremi de örtelim bunun üstüne. O zaman bu şey yapmaz. Çara da yapmaz bu. Aynen. Kısa bir şekilde şöyle. Hani köpek yiyorsa gibi değil mi baba? Nadir, eğer bu güneş enerjisine basmazsa şuraya alacağız bunu. Yukarı mı? Ha, oraya alacağız. Şimdilik işimizi görsün. Yeter bu ya. Valla ayağda susuz kalıyorduk ya. Arkadaşlar çok şükür. Suyumuzu, işini yaptık. Şimdi pat pat lan. Komşumuzu sürülecek yeri varmış. Orayı süreceğiz. Bir sera kadar bir yermiş değil mi baba? O kadar var yok. Aynen. Tavuklarımızı bugün güzel iş yaptık ya. Depomuzu faaliyete soktuk arkadaşlar. Şebeke suları yok. Dediğim gibi motordan dolduruyoruz. Buz gibi suyu basıyor buraya. Bunun üzerine de zamanla çürümesin, şey yapmasın diye güzel bir şekilde kapatacağız. Tavuklarımızdan da inşallah güzel bir şekilde yumurta oluruz. Örtme. Güzel bir şekilde yumurtamızı alırız. Bakarsız daha tavuklarımızı çoğaltabiliriz duruma göre. Şimdilik buğdayla bakalım. Yumurta atmaya çalışacağız. Suyumuzda bakayım. Maşallah böyle güldür güldür akıyor. Bundan alıyoruz zaten. Aynen. Ben katlattan gireyim şimdi. İyi, ben böyle düşeceğim. Arkadaşlar şu an komşumuzu sürmeye gidiyoruz. Böyle içindekini yapay ben de bitince kuyarız. İyi tamam. Yedilik değil mi daha baba? Yedilik hocam ya. Tam ideal ya. Ya eve bol derin yetiyor. Yani 5 sene 6 sene oldu o zamandan beri yetmiyordu. Hatta söktü meseleydik gene yetiyordun da daha iyi olsun diye uğraştık. Zamanı geldiydim. Bu çapak dolmuş. Bitiyor lan. Çalıştık. İki çapak dolmuş artık. Yani kullanabileyim ki buna. Haa sıkıntı yok. Bakalım.
diye de bu var. Yani da kaldı diyor. Bunun da iyi değil mi? Vallahi sen her şeyi tuttun. Hadi araba niye böyle bir kemeği bilseydin burası? Şuradan bir bakın. Keşten mi geçsin? Benzini bitmiş. Arkadaşlar bakın, cennet hurması ne kadar güzel, maşallah. Ağacı o kadar büyük ki, çok güzel. Her dalında var maşallah. Hadi gel. Dayı işi bitti. Yok ben çalışmıyorum, evlendeyim. Ankara'ya gidip geliyorum. Maşallah. Bırakma gel.
almadım oturacak. Kızım oturuyor. Nuri'yi çağırdım. Ya bunu koy olunca gaz mı kesmiyor? Hocam. Gaz kesmiyor. Gaz kesmiyor. Ya bu vidası mesela vidaslarsa boşalacak. Ama bunun gaz olduğunu hatırına gelmiyor. Bu şey hocam bu. Gaz da değil bu. Bu istop. Bunu elinde tutuyorsun böyle çalışıyor giderken. Ama gazı kesince durmuyor mu bu? Hayır onu bırakınca istop ediyor. Bunu böyle bırak ya, çekiyorsan istop ediyor bu. Farklı araba gibi değil mi? Şimdi sen hem bu eriydi hocam hem bunu sıkıp da geri gidiyorsun. Sürece ya oraya. Dönemiyorsun da. Sen orada sabotu borsay. Bunu koyamıyorsun. Bunu da koyamıyorsun. Koyamazsın zaten. Evet. İnsan bazen öyle tehlikeye giriyor. Evet. Artık seni seraya doğru sıkıştırır. Sen o arada koy borsa. İstop eder mi? Belki de seni de yıka. Ne olacak belli değil. Bak tehlike yönünden bu birinci. Traktör ikinci. Bir de şu da şuraya düşüyorsa. Ben bunu diyordum. Bunu koyamasaydı istop etmiyordu hocam. Bizim ne? Mesela biri yok bunu tutacak çalıştırıyorsun ya bunu böyle çalıştırıyorsun. Ver hocam bunu. Bu kadınki değil. O. Hocam biz bu ya bunu ilk birisi aldı mesela sürüyor. Ben bakıyorum da nasıl yaparlar ki bunu diyorum ya. Kendi tanısaydı. Alışınca çok kolay. Bu genç işte. Bizim kovalarımız artık almıyor. Kadın işte. Zaten unuttuk. Ya işte zaten ama. Kadın vardı belki. Kadın araba bulundu. Hocam sen de alsay sen de. Alış suya mı? Yok. Biraz zorlar seni. Leylonları falan yırtı alsın. Şimdi bir tane yaşadın. Nadir benim borcum değil ama. Borcu yok ya. Hayır borcu. Hayır hayır. Sen bu işi. Amazing olduk ya. Hayır hocam. Hayır. Helali hoş olsun. Boş ben ne yaptım ki burada? Hayır hayır hocam. Hayır borcu olmaz valla. Hayır. Bir tane sürdümen. Sen para işini boşa bakayım. Lan yok hayır. Hocam para işini boşa. Para sürdümen. Bırak bırak hocam. Birbirimize al. Sen o zaman şunu alayım hocam. Amazing olduk. Valla olmaz. Amazing olduk. Yine sürmüştüm. Ege. Para kazandı. Ege. Dayısı para kazandı. Yeğen demedi arkadaşlar. Gidiyorum. Ege 100 lira aldı. Yorgun yorgun geliyor. Yorulmuş ben. Para. Kim dedi? Dayısı. Hani yama yukarı çıkarken debriyajı çok sıkmışım. Tam yamada o istop etti. Bir de geri kaçmaya başladım. Arkamda da benzemden Ege var. Atlay dedim bunları artık. Eyvah. Orada atlayınca elimde çıkardım yavaş yavaş. Ondan sonra hocanın oraya gidince penseyle boşaltıyordum telini. Telini çok sıkmışım. O da debriyajdaymış gibi gidiyormuş. Eyvah. Vallahi. Ege atlama. Koyunları yemini vereyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vallahi bugün video akşam ezanına kaldı. En son bitiriş. Bu akşama değil artık yarın akşama videoyu koyarız. Diyelim sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bize takipte kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.